Saat 9 Parametre'de karşınızdayız. Günaydın. Deniz Zeyrek, Kalkan Çelik'le birlikte bugün İstanbul'dayız. Üçümüz bir aradayız. Başlıkları şöyle çok kısaca bir özetleyeceğim. 24 Kasım Öğretmenler Günü bugün. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Saygıyla, minnetle bu günü önümüzdeki günlerde çok daha iyi koşullarda kutlamanızı da istiyoruz. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün saat 11'de Cumhurbaşkanı ve Başbakan bir araya geliyor. Kabinenin bugün itibariyle yeni hükümetin açıklanması bekleniyor. O ayrıntılarda artık bugün o isimleri, yarın o isimleri konuşuyor olacağız. Bugün büyük bir ihtimalle öğreneceğiz. Öyle mi olacak? Değerlendireceğiz, konuşacağız. Şanlıurfa Siverek'te bir polis aracına uzun namlulu tüfeklerle ateş açıldı. Yaralanan iki polis memurundan biri kaldırıldı hastanede. Kurtarılamadı, şehit oldu. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan aracı açtığı ateş sonucu bir kişi öldü. Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Mithat Sancar Hastane'ye kaldırılmıştı. Tedavisi bitti, taburcu oldu. Dolayısıyla terör, PKK terörü, operasyonlar ve geldiğimiz nokta yine konuşacağız. Suriye sınırında neler oluyor değerlendireceğiz. Türkmenlerden gelen talepler var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Türkiye'nin talebi var. Telefonu var, mektubu var. Bütün bunları değerlendireceğiz, yine konuşacağız. Başlayalım. Ekonomide notlar var. Biraz doların ateşi yüksek. Neden yüksek? Bugün açıklamalar o ateşi düşürür mü? Yine değerlendireceğiz. Hoş bulduk. Yürelcim. Deniz, hoş geldin Ankara'da. Hoş bulduk. Dedim ki Öğretmenler Günü 24 Kasım. Biz de böyle evre öğretmen ve iki öğrencisi. Ya bütün şimşekleri üzerime çekme konusunda çok başarılısınız. Yok, güzel olmadım yani. Zaten sözünüzü kesiyorum diye bayağı bir tepki alıyorum süre nedeniyle. Bundan bugün kesmeyeceğim. Peki. Yok, Ebru'nun kabahati yok. Süre az diye oluyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü dedik. Öğretmenlerin aslında ne kadar zor şartlarda bu mesleği yaptığını gösteren o kadar çok veri, o kadar çok haber var ki. Maaşları biliyoruz, borçlu olduklarını biliyoruz. Çocuklarının eğitimi, onların daha iyi hayata hazırlanmaları konusunda hangi sıkıntıları yaşadıklarını biliyoruz. Ama öğretmenlerin tatile gidemediklerini, hani uzun tatillerde hiç tatil yapamadıklarını da biliyor muydunuz? Biliyorum tabii. Biliyoruz da işte. Bu koşullarda evet. Çok zor tabii yani bu rakamlarla, bu ücretlerle, maaşlarla. Ebru, ben daha önce de birkaç defa söyledim. Öğretmen çocuğuyum. Babam öğretmen. Benim de kardeşim öğretmen. Bütün ailemizin önemli bir bölümü öğretmen. Bir öğretmen okulunda okudum liseyi. Bütün sınıf arkadaşlarım öğretmen. Arkadaşlarımı saysan hani %60'ından fazlası öğretmendir. Dolayısıyla yaşadıkları sorunları çok iyi biliyorum. Çok yakından da gözlemleme fırsatım oluyor. Öğretmenlerin her biri bence bir mucize. Yani gittikleri köylerde, birleştirilmiş sınıflarda, işte kalorifersiz okullarda vesaire yarattıkları şey o kadar büyük ve anlamlı ki ben çok şey boşlu olduğumuzu düşünüyorum. O nedenle belki de hiç isimlerini unutamıyoruz. Mesela ilkokul öğretmenlerini unutan var mıdır bilmiyorum. Benim yok. Ben hatırlıyorum tabii. Ben de çok iyi hatırlıyorum. Yani o izden kaynaklanıyor. Üniversitedeki mesela bana sorsanız öğretmenlerin isimlerini say diye zorlanırım ama ilkokul öğretmenini. Biz mesela 6 yıl ben yatılı okudum. Lisedeki bütün öğretmenlerimiz de hala görüşürüz. Bir şey var mı? Yani bir sürü anımız var tabii. Bütün hayatımız bunun büyük bir bölümü öğrencilikle geçti ama mesela evet. Ben okulun ilk gününü hiç unutamam. Henüz kapalı olan çiçeğimi gidip açmıştım ama bu niye burada kapalı duruyor diye. İçinde ne var diye. Yani şey var mı öyle? Var tabii. Hakan, senin var mı? Güzel hatıralar var. Yani çok... İlkokulda nasıldınız çok merak ediyorum. Ben şimdikine mesela bir çocuktum ya. Şimdiki... çok farklı değildim yani. Yani kibar, çalışkan. Yani çok teşekkür ederim. Temiz. Benim masaya asla bakmayan Allah'ın bulası nasıl, estağfurullah. Nasıl bir yer diye. Yani insanın çocukluğunda tabii çok derin izler bırakıyor. Çok. Çok yaşadıkları, yani öğretmenin yaklaşımı, okuduğu kitaplar, annesinin babasının yaklaşımı. Yani hayatımızın bu bölümünde nasıl insanlarsak
o döneminde o dönemde yaşadıklarımızın üzerimizdeki etkilerinin çok büyük etkisi var. Çok çok büyük etkisi var. İlk, yani. İlk okuduğunuz kitap neydi? Yani Acın Ali'nin maceralarıdır herhalde. Yani çocuk kitapları tabii o dönemi Kemalettin çocuk Turcuları kalbi. Falan filan çok okunurdu ama yani işte biz böyle roman kalıyor. Her şey anlamında mı söylüyorsun? Evet evet ilk hani okumak. Ben Verne'i ben çok sevmiştim benim, o çocuk. İnanmayacaksın belki ama ilk okuduğum çocuk. Roman Yaşar Kemal'in Höyük'teki Nar Ağacı'ydı. Höyük'teki Nar Ağacı. Evet ilkokul dördüncü sınıfta. Onu biraz daha geç okumuştum. İyi bir başlangıç yapılmış yani Yaşar Kemal ile başlamak çok gayet güzel. Bize de selamları var öğretmenlerin sosyal evet. medyada. Biz de o selamları alıyoruz keyifle. Görüntüsü var. Verebilirse arkadaşlarım. Bu arada evet başladı mı görüntü? Evet. Sonuçta... Ha, tabii şu anda öğretmenler hep tören yapıyorlar. Evet, öğretmenler gününü kutluyorlar. Ekran başında evet. olma şansları yok. Bizim çok iyi izleyicilerimiz değil mi? Filiz Hanım'ı hatırlıyorum ben Twitter'dan. Filiz Gümüş'ü görüyorum evet. şu anda. Filiz öğretmen ve öğrencileri. Buradan bize selam. Dünden bu selam. Ama çok bugün güzel. Sanırım öğretmenler gününü hep birlikte kutluyorlar. Bütün öğretmenlere ben buradan yani şükranlarımı arz ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizim... Hayatımızda belli başarılar elde ettiysek, bugün yani Türkiye'de bir şeyler yapabiliyorsak, hangi alanda olursak olalım, burada öğretmenlerimizin çok büyük rolü var, çok büyük etkisi var. İlkokuldan itibaren, ilkokul çok önemli. İnsanın çünkü kişiliğinin, stilinin, tarzının biraz şekillendiği dönemler. Sonra ortaokul, sonra lise. Üniversite çağında biraz daha kendi başımıza bir şeyler yapma dönemine giriyoruz. Kendimizi yönlendiriyoruz doğal olarak ama değil mi Deniz? İlkokul ve ortaokul dönemi çok önemli evet. çocukların hayatında. Hepsinin çok büyük emeği var. Çok takdirle bunları saygıyla, hayatta olanları, minnetle, hayatta olmayanları da rahmetle, saygıyla, rahmetle anmak istiyorum öğretmenlerimizi. Söylemek isterseniz ilkokul öğretmenleriniz yaşıyor mu? Evet, benim öğretmenim adı Öztürk Mehmetoğlu'ydu. Resim konusundaki yeteneğini de fark etmişti galiba. Evet. Aslında, resim meselesinde Naci İren öğretmenimiz çok ısrarcı olmuştu bana. Resim oku diye ama kimya öğretmenimiz demişti ki kimya okursan resim yapmaya devam edebilirsin ama resim okursan kimya öğrenemezsin. Evet. Böyle bir yönlendirmeyle aslında kimya okumak durumunda kalmıştım. Hayatımızın her anında onların izi var yani. Evet. Ben mesela diyorsun ya unutamadığın şey var mı? Ben şunu unutamıyorum mesela. Bizde 9 ay falan kış olurdu. Kars'ta okudum ben. Sobalıydı okulumuz. Öyle şey falan da hani ne denir ona? Yemek falan götürme şansımız da olmazdı. En fazla ekmek götürürdük. Sobanın üstünde o ekmeği ısıtıp yerdik aralarda falan. O koku yani o sobanın üzerinde ısıtılan ekmeğin çıkardığı o hafif yanık kokusu benim hafızamda en çok izi olan kokudur. Yani nerede görsem çok güzel. Böyle evet. Nostaljik bir duygusallığa kapılırım o kokuyu nerede hissetsem. Böyle bir sıcak bir şeyle okuduk. Çok sevgiyle aslında bizim belki de sırrımız odur. Yani bütün olumsuzluklara rağmen sevgiyle büyütüldük, evet. sevgiyle okutulduk. Birlikte. O sevgiyi bize verenlere de bizim o saygı borcumuz olduğunu unutmamak lazım. Özellikle de devleti idare edenlerin öğretmenler konusunda bakış açılarını değiştirmeleri lazım. Kesinlikle. Yani Türkiye öğretmenlere çok şey borçlu, öğretmenler hak ettikleri gibi yaşayamıyorlar. Öğretmenlerin durumunu düzeltmek lazım. Yani bu bir sürü şey var, sadece ekonomik değil. Yani bizim mesela bugün yayınladığımız araştırmada mobbing de var. Yani okul yöneticileri, okul yöneticisi değişiyor. Alttaki öğretmenler baskı görmeye başlıyor vesaire. Yani bir eğitim ortamının hak ettiği gibi bir duruma gelmesi biraz da öğretmenlerin özgürleşmesi her açıdan hem ekonomik anlamda hem yani bir çeşit özelliklerinin olması lazım. Öğretme yöntemlerinden tut da içeriği öğrencileriyle paylaşma yöntemine kadar daha özgür olmaları lazım. Bir de mesleğe itibaren o geri verilmesi gerekiyor herhalde. Biraz yıpranma var orada. Tekrar ben Öğretmenler Günü'nü kutluyorum ama
bir güne sıkıştırmamak lazım. Her şeyde olduğu gibi yani anneler günü, sevgililer evet. günü vesaire. Formalite günlerinden biri olmamalı. Benim ilkokul öğretmenim, ben epeydir karşılaşmadım, inşallah hayattadır. Çok kıymetli, zarif bir hanımefendiydi. Pelin Çift namlı. Ben Beyoğlu'nda okudum ilkokulu. Pera Palace Otel'in hemen yanı başında. Güzel günleriydi Beyoğlu'nun da. Ben trolleybüse binip tünelden, o zaman evimiz Kurtuluş'taydı. Evet. Bir bölüm Beyoğlu'nda oturduk. Sonra Kurtuluş'a taşındık. Böyle Beyoğlu'nun gerçekten çok farklı, güzel günlerine tanıklık ettim çocukluğumda. Orada bir park vardı. Hemen yanı başında bir gazino vardı. Hoş, güzel bir takım mekanlar vardı. İstanbul tabii çok hızlı değişiyor. Çok büyüyen bir şehir olduğu için bugün bambaşka bir şey var, yapı var orada. O TRT'nin kocaman binası yoktu orada. Bir tiyatro vardı. Küçük bir park vardı orada, biliyorsunuz. Serpil Yılmaz derdi benim ilkokul öğretmenim. Hayatta mı? Evet. Ne güzel. Arada da görüyorum, rastlaşıyoruz. Emeği büyüktür. Dediğiniz gibi yani aileden okula geliyorsunuz ve sizin karakterinizin şekillenmesinde o ilkokul öğretmeni, ama birçok öğretmenin hayatımda önemli yeri vardır. Evet. Dokunuşu vardır yani. O yüzden de hakkınız ödenmez dedik. Ne unutulmuyor yani. İnşallah daha iyi şartlarda kutlarsınız. İsimlerini, soyadlarını bile çok net hatırlıyoruz. Hiç unutmuyoruz evet, yani. Öyle bir iz bırakıyor ki. Aynen. Geçelim gündeme. Üçüncü köprüde yaşananlara bir bakalım mı? Yeni kabineye, muhalefete, sınırda yaşananlara geçmeden önce. Şimdi iki genç seçim günü 1 Kasım'da 80 güvenlik görevlisini aşıp 3. köprüye çıkıyor. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan selfie çekiyor. Bir de yani gelen bilgilere göre geceyi vinçte geçiriyorlar. Hala bulunmuyor. Sabah fark ediliyor. 350 metrede hiçbir güvenlik olmadan tırmanıyorlar. Selfie'yi çekiyorlar. Daha önce de tırmanışları var zaten. Görüntü selfie evet. de bu. Ebru, bu bir gerçekten çok vahim bir gelişme. Bugün gazetelerde ve televizyonlardaki veriliş biçimini de ben biraz garipsedim. Yani işte bu afacanlar da selfie çılgınlığı, selfie yaramazlığı şeklinde fotoğraf verdiler. Fotoğraf güzel olunca. Ama hayır, anladım, ama bu haberin takdimini başka bir şekilde bence yapmak lazım. Bugün Posta Gazetesi'nin bakışını ben doğru buluyorum. Çünkü bu bir beraberinde çok büyük bir riski de getiriyor. Yani terör eylemlerinin, kötü niyetli bir takım faaliyetlerin bu kadar tepe noktasına vardığı bir ortamda, oraya kötü niyetli insanlar gidip bir bomba yerleştirmiş olsalardı, şu an o köprü paramparça olmuş olabilirdi ve Türkiye'nin bütün planları, yani köprüyle ilgili planları en az 2-3 sene ötelenmiş olabilirdi. Yani o çocukların hayatı tabii çok önemli. Onlar da ölebilirlerdi yani bu selfie çılgınlığı tırnak içinde yapılırken. Çünkü oradaki rüzgarı düşünebiliyor musunuz? Yani kaç metre yükseklikten bahsediyoruz? 300 metre civarında bir yükseklikten. Önlem de yok. Yani onların yaptığı artık delilik ötesi bir şey. Yani olmaması gereken bir şey. Ona söylenecek hiçbir şey yok, ama buradaki güvenlik açığının da bence kuvvetli bir şekilde altını çizmek lazım. Selfie çekmeye gitmeye de bilirlerdi. Benim yükseklik korkum var. Bakamıyorum bile görüntülere. Gerçekten yani hiçbir önlem almadan. Yani ben daha çarpıcı söyleyeceğim Hakan. Bu tür şeylerin sonunda maalesef zaman zaman son fotoğrafı haberleri yapmak evet. durumunda kalıyoruz. Bu maceradan maceraya koşan gençlerin akıbeti çoğu zaman öyle oluyor. Yani son fotoğraf şeyi gazetelere yansıyor. Çok tehlikeli ve riskli işler yapıyorlar, ama işte gençlik hali. Yani adrenalin bağımlılığı. Ama Hakan'ın söylediği şey de önemli. Yani selfie çekmeye gitmiyordu. Yani köprüler bir ülkenin, bir şehrin en stratejik noktalarıdır. Veya buna benzer demir yolları, hava alanları. Yani bu havalimanı apronuna gidip oradaki bir Boeing 777'nin tepesine çıkıp oradan selfie çekmekten bir farkı yok. Yani o da benzer bir çılgınlık. Yani umarım kimse böyle bir şey yapmaz, ama ben de benzer şeylere tanık oluyorum ve her seferinde bunu raporluyorum, not ediyorum, ilgililere de bildiriyorum. Bu yani olacak şey değil yani hakikaten. Yani her yerinde böyle deliller var. Yani baksanıza şu görüntüler, yani bu hiçbir şey, güvenlik önlemi olmadan. Evet. Hiç yok baksanıza. Ayağa kaysa. Nasıl yani o kadar insanı atlattılar da geçtiler orayı, anlamakta çok zorlanıyorum doğrusu. Peki geçelim bu görüntüden, yere inelim, Ankara'ya gidelim. Cumhurbaşkanı da Zirai Donanım taksi durağını ziyaret etmiş dün. Çay, simit eşliğinde telefonları da yanıtlamış. Buyurun ben Cumhurbaşkanı diye gelen telefonları. Bugün de dün temasları vardı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman'la görüşmüş.
Bugün de kabine 11'den sonra herhalde belli olacak. Evet. Ne bekliyorsunuz? Artık sormayayım da yani. Cumhurbaşkanı saatini söyleyin, şunlar olabilir. Cumhurbaşkanı sık sık yapıyor bunu. Artık böyle bir şey gelenek oldu. Taksicilerle Cumhurbaşkanı'nın ta belediye başkanlığı döneminden bir hukuku var. Yakın, İstanbul'da da yapıyor, Ankara'da da yapıyor bunu zaman zaman. Yalnız bu birini aradığında telefonu Cumhurbaşkanı'nın ya da Başbakan'ın açması durumu acayip bir şey. Mesela biz, sen var mıydın? Vardım. Hatırlamıyorum. Başbakan'ın anlattığı şeyi söylüyorsun. Hayır, anlattığı Ahmet değil. Bizim önümüzde oldu. Türkiye Gazetesi'nin temsilcisi Nuri Elibol, biz evet, Başbakan konuşurken telefonlarımızı kayıt için önüne koymuştuk. O açıkken koymuş. Başbakan konuşurken önündeki telefonlardan biri çaldı. Açtı başbakan ve konuşmaya başladı. Karşıdaki inanmadı. Hala da inanmıyor. Yani buyurun ben başbakan diye açtı telefonu. Karşıdaki de yani herhalde dalga geçiyor. Ben de inanmam. Şey, asla inanmam. Diye. Kesin sesi değiştiriyor falan derim yani. Hala inanmamıştı yani. Son görüştüğümüzde siz benimle dalga geçtiniz diye. Beni, evet. Ben buradan ilan edeyim. Biz tanıktık yani. Evet, başbakan. Başbakan açmıştı. Zor bir durum. Sen ama taksi çağıracaksın ben Cumhurbaşkanı. Ben bir şey istemiyorum. Evet. Gitmeyeceğim bir yere pardon diye. 7 numaraya bir çok taksi gönderir misiniz? Çok yani düşünseniz diyemezsin yani. Sayın Cumhurbaşkanım. 7 numaraya bir taksi rica edecektim de ama önemli değil. Ama Cumhurbaşkanı bunu seviyor. Bence Cumhurbaşkanı'nın siyasetteki başarısının altında yatan şeylerden biri de bu. Yani bu çat kapı olma durumu, insanlarla çat kapı temas etme durumu siyasetçilerin imajını en çok etkileyen davranışlardandır. Siyasetçiyi vatandaş kendisi gibi görmeye bu tür hareketler sayesinde başlar. Doğru. Ama bunun tabii doğal olması çok önemli. Cumhurbaşkanı bunu doğal yapabilen, yani orada yaşayan birisi. Hakan sen mesela telefonda Cumhurbaşkanıyım ben, buyurun dese, ben Cumhurbaşkanı dese hadi kesinlikle taksi falan istemem. Yani evet, çok ne derdin çok merak ettim. Ben mi? Valla çok şaşırtıcı olacağına şüphe yok. Çok şaşırdım herhalde böyle bir şey. Yani nereden bilebilirsin? Çok espri. Ben yürürüm tabii. Hayır, yani bazı siyasetçiler de bunu yani yapmak isteseler bile çok yapamayabilirler. Yani çünkü oraya gidip yani sırıtan bir tavır yapmak da sırıtmıyor. Doğal. Yapardı yani. Belediye başkanlığı döneminde bu de yapardı. Bu taksi durağı daha önce Cumhurbaşkanı'nın birkaç defa uğradığı bir yer. Yani evet, oradaki taksicilerin hepsi de Cumhurbaşkanı'yla defalarca fotoğraf çektirmiş isimler. Cumhurbaşkanı Zirai da donanım taksi arkadaşları galiba olarak görüyorlar yani öyle bir. Öyle bir sıcak ortam var zaten. Baksana insanlar kahkaha atıyorlar falan orada. Bir şeyler anlatıyorlar aralarında. Anekdot güzel. Bir tanesinin telefonu İspanyolca bir şarkı melodisiyle çalmış. Bu öyle mi? Evet. Yabancı bir şarkı. Cumhurbaşkanı da yabancı takılıyorsunuz falan diye şey yapmıştı. Güzel görüntü. Yani siyaset çok sert Türkiye'de. Böyle yumuşak görüntülere çok ihtiyacımız olduğunu görüyorum. Biraz tansiyonun düşmesine ihtiyaç var. Biraz normalleşmeye ihtiyacımız var. Hayatın içine girmeye ihtiyacımız var. Keşke her kesimden, herkes daha çok böyle görüntüleri yaşatabilse bize diye düşündüm ben bakınca doğrusu. 11'den sonra? 11'den sonra bir şey olmayacak. Yeni bir hükümet kurulacak. Sayın Ahmet Davutoğlu başkanlığında. Yeni bir kabine oluşacak. O kabinedeki isimlere bakarak analiz yapacağız. Cumhurbaşkanının etkisini analiz edeceğiz. Başbakanın etkisini analiz edeceğiz. Onun için isimleri görmeden kabine yorumu yapmak zor. Yani ben şu ana kadar herkesin tekrarladığı isimleri tekrarlamanın bir anlamı yok. Ama ben sürprizler bekliyorum. Yani hiç duymadığımız, konuşmadığımız bazı isimler kabinede yer alabilir. Öyle olursa şaşırmayacağım. Ben umarım birden fazla kadın bakan görebiliriz diye bu temennimi artık tabii belirlenmiştir bu bugün iş ama. Kanada kabinesini söyledim ben sana. Aklım yani, kaldı yani. Kanada kabinesinde evet. Kanada yani, kabinesinde ne yalan kaldı söyleyeyim yani aklımın kaldığı bazı kabineler var bazı yönleriyle. Mesela benim o kaldı. Güzel yani Türkiye'de keşke bu cinsiyet eşitliğini bu şeylere, istatistiklere baktığımızda Türkiye çok gerilerde kalıyor. Yani her şeyin erkekler tarafından yapıldığı bir dünya adeta. Oysaki nüfusun yarısını oluşturan son derece önemli ve son derece
Türkiye ekonomisine, Türkiye toplum hayatına katkı sağlaması beklenen kadınların görünür olmadıklarını fark ediyoruz. Burada erkeklerin tabii ki çok büyük kabahati var. Yani. Görünür kadınlar da niye görünüyorsun diye neredeyse suçlanacak. Yani kadınlar üzerinden çok tartıştı Türkiye. Çok yıpratıcı oldu ve saçma sapan manasız konularda bugün, zaman kaybetti. Ertuğrul Özkök'ün yazısında dikkatinizi çektim bilmiyorum. Leyla Omar'ın kitabını okumuş ve oradan anekdotlar aktarıyor. Leyla Omar gazeteci olmak istediğinde 41 erkek gazeteci onunla çalışmak istemediklerini beyan etmişler. aralarında Turhan Selçuk gibi isimlerin, Peyami Safa gibi isimlerin olduğu da dikkat çekiyor. Yani bizim sektörde bile böyle bir cinsiyet eşitliği sorunu... Yani Yeni Asır gazetesi yayın yönetmeni Şebnem arkadaşımız dışında kadın yayın yönetmeni var mı? Nurcan Akat yapmıştı. Yaptı bir dönem. Milliyet'te yaptı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Yani yanlış söyleyeyim, Akşam'da da yaptı. Akşam'da yaptı, özür dilerim. Akşam'da yaptı. Milliyet'te de önemli yani bir görevde bulundu. Yani televizyonların katkısıyla bu... Var mı şu anda gazete arasında? Ulusal basında yok galiba değil mi? Kanal D'nin... Kanal D'nin genel müdürü, Ankara temsilcisi bizim Hande. Yani önemli görevlerde bulunanlar var ama yazılı basın önemli bir gelenek olduğu için mesela. Tüm dünyada da böyle aslında, tüm dünyada da böyle bir sorun var. İşte Bild gazetesinin yeni genel yayın müdürü kadın oldu. Genç Guardian'da, New York Times'da oldu dönem dönem. Ama biz biraz daha şanslı olmamıza rağmen bu sorunu yaşıyoruz. Evet. Yani mesela gelen tepkilerden de ben yadırgandığını görebiliyorum, anlayabiliyorum bir kadının. Ya Türkiye'de TÜSİAD'ın mesela bir kadın başkanı oldu Arzuhan Hanım, Arzuhan Doğan Yalçın da. Aynı zamanda bizim önemli bir görev dönemi üstlendi. Zor bir dönemde de üstlendi bu görevi. Sonra bir kadın daha, bir kadın daha, iki kadın daha. Ama Hakan Ümit Hanım, senin sonra beklentilerini duymuşlar anladığım kadarıyla. Ben de iki kadın bakan bekliyorum. İki kadın. Ben en başından beri söylüyorum ben. Aile bakanı. Arttı diyecekler kadın. Kabinedeki %100 kadın. Hayır, bakan sayısı iki olunca %100 artmış. Otomatik olarak yani kadın bakan dendiği zaman aile ve kadından sorumlu devlet bakanı gibi böyle bir klişe örtüştürülüyor ya. Tabii artık ondan kaçmak mümkün değil herhalde ama bir kadın daha olsun yani. Kadın başbakanı oldu bu ülkenin. Yani. Tabii Tansu Çiller başbakanlık yaptı. Bu siyasette aslında kadının yeri güçleniyor. Meclis yani başkanlığı. İşte MHP'yi tartışıyoruz. Genel başkan adayları. Meral Akşener. Önemli bir siyasetçi. Etkili bir siyasetçi. Geçelim bakalım 30 Kasım'da basın toplantısına ne diyecek Meral Akşener? Büyük ihtimalle o da adaylığını açıklayacak ama mi? Ya benim gördüğüm MHP'de çok zor. Yani MHP'de olağanüstü kurultay toplamak mümkün ama onun olağanüstü kurultayda işte dün Sinan Oğan'la konuştuk. Partiyi kapatabiliyorlar delegeler. Yani partinin bütün kurumsal kimliğini ortadan kaldırabiliyorlar toplanıp ama genel başkan seçemiyorlar. Olağanüstü kurultayın böyle bir MHP'de evet kural konulmuş. Olağanüstü kurultayda genel başkan seçemezsiniz. Devlet Bahçeli olağanüstü kurultay toplanırsa doğru mu anladım? Aday olmaz diyor. Aday olmayacağını yeniden düşünüyorum diyor. O biraz kendi değerlendirmesi, kendi yorumu. Yani diyor ki biz o imzaları toplamayı başarırsak zaten genel başkanımız da parti delegelerinin, kurultay delegelerinin kendisine olan tavrından dolayı aday olmaz zaten diye bir tahminde bulunuyor. Ben öyle düşünmüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nde daha zor görünüyor lider değişimi bugünkü şartlarda. Çünkü parti tüzüğü, partinin dün anlattım ya, partinin siyaset yapma kültürü, yani liderlik etme biçimi. Yani sen olağanüstü kurultay toplanması çok zor mu diyorsun MHP? Hayır, toplanır da. 240 oy galiba ya da 290 oy toplandığını da söylüyorlar. Liderlik yolu çok açık görünmüyor. Yani ben bu iddialı görüyorum yani dün Sinan Oğan'da. Ben de birçok defa konuştum, yakından tanıyorum. Sayın Meral Akşener, önemli siyasetçiler, iddialı siyasetçiler ve ben Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok önemli katkıları olduğunu düşünüyorum geride bıraktığımız dönemde. Ama bu partide lider olmak zor, yani kolay değil. Mevcut lideri değiştirmek türlü nedenlerle lider çok koruma altında, parti siyaseti, kültürü gereğince. Sayın Devlet Bahçeli'nin liderlikten ayrılması çok kolay görünmüyor yani bugünkü şartlarda. CHP'de olağanüstü kurultay için imzalar herhalde bugün... Bugün son süreleri bitiyor. Çünkü CHP kurultay tarihini açıkladı. O tarihten bildiğim kadarıyla 54 gün önceden itibaren olağanüstü kurultay yapılamıyor.
bugün de o gün başlıyor yani. Bugün akşam 5 itibariyle o süre doluyor. Eğer akşam 5'e kadar kurultay toplayacak imzaları sunamazlarsa 600'ü bulmak gerekiyor gibi görünüyor. 600'ü aşmak gerekiyor. 600'ü aşmak gerekiyor ve en son bulunamamıştı o doğru kadar. Dün ne diyorlardı? Yani orada da Umut Orhan'la dün tarafsız bölgede konuştuk. Evet, o da şunu söylüyor. En son durum neydi yani? O da şunu söylüyor. Biz bulacağız diyor. Bulduk diyor. Bugün akşama kadar bulacaklarını söyledi. Ama tabii yani 50 gün neden beklemiyorsunuz sorusu önemli burada. Muhalif adaylar diyor ki biz mevcut delegelerle gitmek istiyoruz. Çünkü yeni delegelerin tamamı genel başkan tarafından belirleniyor ve asker gibi belirleniyor. Haliyle yeni yapılacak olağan kurultayda yeni delegeler işte genel başkanın askerleri gidip gibi blok halinde gidip genel başkana oy verecekler. O nedenle olağanüstü yapılsın istiyoruz diyorlar. Mustafa Balbay da mesela değil mi? Olağan kurultay üzerinden. Yani Mustafa Balbay da adaylardan biri. Kendisini öne çıkardı. Umut Orhan, Mustafa Balbay, Muharrem İnce. Evet. Ama iki isim Umut Orhan ve Muharrem İnce olağanüstü kurultay yoluyla. Evet. Olağanüstü kurultay marifetiyle bu sürecin değişmesinden yanalar. Ve bugün son gün. Gerekli imzaları toplamaları lazım. Şimdi çünkü mesela adaylar gidip notere değil mi başvuru yapacaklar. Ama benim gördüğüm şey şu, ikisinde de mesela iki partiden iki aday genel başkan adayında da aynı şeyi gördüm dün. Partilerinin söylemlerinde ya da ideolojilerinde vesaire çok da öyle eleştirdikleri bir nokta yok. Yöntemlerini eleştiriyorlar. Yani işte Sinan Oğan diyor ki Bahçeli'nin bütün politik duruşu vesaire her şey doğrudur ama kendisini anlatamıyor. Parti aleyhine yaratılan olumsuz algıları kıramıyor. Yani bir iletişim sorunu olduğunu söylüyor. İletişim sorununu değiştirmek için genel başkan değişmesi şart diyor ama yani siyasette bu ne kadar tutarlı bir yaklaşımdır bilmiyorum. Aynısı Umut Orhan'da da var. Umut Orhan da diyor ki biz sokakları inletemiyoruz. İşte Cumhurbaşkanı genel başkanımıza yetki vermediğinde CHP tabanı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önüne toplanmıyor. İşte basın açıklamasıyla geçiştiriliyor vesaire. Yani İyi niyetli çalışkan biri olmak, lider olmak anlamına gelmiyor. Vurgusunu çok yapıyor CHP kanadı. Evet ama yani CHP'nin şu ekonomi söylemi yanlıştır, şu vaadi yanlıştır vesaire gibi bir şey duymadım. Aynısını Sinan Oğan için de söyleyebilirim. Sanki eleştiriler parti politikalarına gelmiyor zaten benim gördüğüm kadarıyla. Liderlik etme biçimlerine geliyor. Yani hem Sayın Bahçeli için hem Sayın Kılıçdaroğlu için böyle bir eleştiri var. Liderlik etme usullerine, biçimlerine dair, iletişimlerine dair, iletişim yapma biçimlerine dair bir şey var, eleştiri var ki bu eleştiriler de Türkiye'de siyasi kararlar verilirken, seçmenler sandığa gidip oylarını kullanırken lider odaklı da bakıyorlar tezi üzerine dayanıyor. Ki ben bu tezin de önemli oranda geçerli olduğunu, hala geçerli olduğunu doğru düşünüyorum. Şimdi mesela Meral Akşener, Hakan, aday oldu. Olağanüstü kurultay çağrısına 30 Kasım'da bir basın toplantısıyla yanıt vereceğim, değerlendireceğim dedi. Evet. Şimdi bu mesela hani bütün bu tartışmaları kurultaylar bitirecek ve muhalefet önüne mi bakacak? Yoksa bu isimlerin, kritik isimlerin ya da muhalefetin bu sesleri CHP ve MHP'de nasıl etkiler yaratabilir? Yani bu tartışmaların şimdi lider değişimi olacak mı olmayacak mı önce onu göreceğiz. Bunu bilmiyoruz şu anda olmadı bu partilerde. Diyelim. Ama olsa da olmasa da bu kadar açık ara bir partinin bütün seçimlerden başarıyla çıkmış olması ve referandumlardan ve muhalefet partilerinin bir türlü istedikleri hedefe ulaşamamaları yani iktidar olamamaları ya da iktidar ortağı olamamaları böyle devam ettiği sürece önümüzde de kısa i̇şte dönemde seçim yok. Sürekli bu dinamik tartışmalar devam eder. Evet. Bu tartışmalardan da kaçmamak taşlar lazım. Oynaklı. Bunlar normal tartışmalar. Yani hiç tartışmayıp ya biz zaten başarı gösterdik işte bu kadar dediğiniz zaman o zaman bir adım ileri gidemezsiniz. Şimdi benim anladığım kadarıyla hedef şu. Muhalefet adayları eğer kazanırlarsa, genel başkan olurlarsa 2019 yılına kadar partilerini işte iktidara taşıyacak bir takım değişikliklere gidecekler. Yani kendilerini o 4 yıl içinde partileriyle birlikte öne çıkarmaya çalışacaklar ve 2019 seçimlerinde iddialı olmaya çalışacaklar. 2019'da 3 seçimin birden yapılacağını unutmamak lazım. Yani hem yerel seçimler var, hem genel seçimler var, hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri var.
2019 yılında böyle bir şey var. Onun için partilerin bu 4 yılı iyi değerlendirmesi gerekiyor. Ben önümüzdeki yerel seçimlere muhalefet... Bu anlamda sordum. Yani bu tartışmalar devam ettiği sürece, o birliktelik olmadığı sürece o süreci de kaybedilebilir çünkü. Yani böyle bir risk var. Ben önümüzdeki yerel seçimlere muhalefet partilerinin çok iddialı hazırlanmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü uzunca bir süredir İstanbul ve Ankara gibi iki Türkiye'nin en büyük iki şehri... Bu tartışmalar biraz AK Parti, geleceği de kaçırıyor. AK Partili belediye başkanları tarafından yönetildi. Buralarda bir varlık belki daha göstermeleri mümkün olabilir. Doğru bir aday üzerinde eğer yani ortak bir aday mı çıkarırlar kendileri, her parti farklı bir aday mı çıkarır bilmiyorum. Burada belki şanslar... Daha fazla olabilir önümüzdeki evet. seçim döneminde, yerel seçimler için, mahalli seçimler için söylüyorum. Sıcak gelişmelere bakalım. Adana'da sabaha karşı yaşanan gelişmeler var. Polisler Adana'da polis karakolunu hedef alan teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Çıkan çatışma sonrası kaçan teröristlerin arkalarında bıraktıkları otomobilde bomba düzeneği bulundu. Bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlama öyle şiddetli oldu ki biraz daha, şu anda görüntüleri de görüyorsunuz. Çevrede hasara da yol açtı. Çatışmanın ilk görüntüleri, sesler, zaten o şeyi yoğunluğu görüyorsunuz, duyuyorsunuz, anlıyorsunuz. Hem görüntülerle hem de görüntülerde yaşananlarla gelen. O kadar şiddetli ki yani bu ekran başındaki izleyicilerimizi bile ürkütmüş olabilir yani bu patlamanın şiddeti ve şekli. Karakola ateş açtılar. Ne kadar sonra kuvvetli. Otomobili terk ettiler. O otomobilde de bir bomba düzeneği bulundu. O bomba düzeneği daha sonra patlatıldı ama öyle şiddetliydi ki o patlama çevredeki binalara hasar verdi. Ölen ya da yaralanan yok. Teröristler kaçtı. Bomba uzmanı polisler tarafından yapılan incelemede teröristlerin terk ettiği araçtaki bomba düzeneği iyi ki fark edildi. Daha büyük bir facia önlenmiş oldu. Olay yerinde bulunan Adana İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybey'in talimatıyla karakol ve çevredeki ev ve iş yerleri boşaltıldı. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra bomba imha uzmanları düzeneği biraz önce gördüğünüz gibi şu anda gördüğünüz gibi patlattı. Kontrollü bir şekilde patlatıldı. İşte bu fark edilmeseydi ya da farklı orada, durum olsaydı yani, çok daha ciddi. Güne başlamak üzere Adana Denizli Mahallesi galiba. O sokakta insanlar olacaktı ve yani bu Suruç'a ve Ankara'ya benzer bir yıkıma neden olabilir o bombanın gördüğüm kadarıyla patlayan bomba. Bu görüntüler benim elimizde yani, başta arkadaşlarım. Çok patlayıcı gücü yüksek bir bomba. Ben sabah Adana'dan bir arkadaşım burada bomba patladı basında yer almıyor diye bir mesaj göndermişti. Onun üzerine duymuştum. Biz de hani neyin ne olduğunu anlatmış olduk izleyicilerimize en doğru bilgiyle. Teröristler karakola ateş açıyor. Daha sonra bulundukları otomobili terk edip kaçıyorlar. O otomobilde de bir bomba düzeneği bulunuyor. Uzmanlar tarafından, uzman polisler tarafından. Sokağın haline bakar mısınız? O bomba kontrollü bir şekilde patlıyor. Şimdi sokak neredeyse tanınmaz hale gelmiş vaziyette. Evet. Şimdi sokağa çıkma yasağının saygında devam ediyor. Daha önce Silvan'da bunu yaşadık. Hendekler, bombalar, düzenekler bu görüntüleri zaten çok uzun bir zamandır aktarıyor Rus ve devam ediyoruz aktarmaya. Siverek'te devriye görevi yapan ekip aracına ateş açıldı. Bir polis şehit oldu. Şanlıurfa'dan Diyarbakır'a geldiğimizde Silvan'da ihtiyaya göre dur ihtarına uymayan araca ateş açıldı. Bir kişi hayatını kaybetti. Lice ve Hani kırsalına yönelik iki gün süren operasyon vardı. Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı devam ediyor ve yaşananları zaten biliyoruz. En son protestolar nedeniyle, gaz nedeniyle Mithat Sancar hastaneye kaldırılmıştı. Onun tedavisi bitti. Yani birçok ilde, ilçede operasyon var ve gelen maalesef yani Türkiye şu anda IŞİD ve PKK terörüyle mücadele eden bir ülke. O nedenle yani güvenlik anlamında güvenlik güçlerinin teyakkuz halinde olduğunu söyleyebiliriz. Maalesef uzun sürede bu ortamdan çıkamayacağız gibi görünüyor. Yani Suriye'deki bu çatışma ortamı devam ettiği sürece, Irak'taki belirsizlik devam ettiği sürece biz bu sorunla birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Ekleyeceğim bir şey var mı? Biraz da sınırda yaşananlara geçeyim. Olur, oraya geçelim istersen. Şimdi Esad güçleri
tepeleri ele geçirirse, Türkmen Dağı'ndan bahsediyorum, 3,5 yıl aradan sonra yeniden sınırda, Türkiye sınırında oluyorlar Esad güçleri. Bayır Bucak'ta 2000 kişilik Türkmen tümeninin büyük direniş gösterdiği belirtiliyor. Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne toplanma çağrısı yapıyor. Türkmenler silahımız yok diyor, silah istiyor. Ya uçak savar talepleri var. Silah iletseydik böyle olmazdı tartışması devam ediyor. Ve bir yandan da Türkiye Avrupa Birliği zirvesine 29 Kasım'da Avrupa Birliği Türkiye zirvesine davet ediliyor. Bu zirve çok geniş katılımlı olacak ve mülteci sorunu temel konu olacak, gündem olacak. Bir yandan mülteci sorunu var, Avrupa Birliği üyeliği var ve orada artan temaslar var. Bir yandan Birleşmiş Milletler'e çağrılar, giden talepler, mektuplar var. Bir yandan Türkmenlerin yaşadığı acı var, bir yandan IŞİD'le mücadele var, bir yandan Rus füzeleri Irak trafiğini, hava trafiğini kilitliyor. Evet. Ve yoğun bir diplomasi trafiği var. Bak, Cameron Suriye'de IŞİD'i vurmak için gelecek hafta parlamentodan yetki isteyecek. Hollande-Putin görüşmesi, Esad gündem maddesi. Putin İran'da Yarın Lavrov İstanbul'da olacak. Yoğun bir diplomasi trafiği de bir yandan devam ediyor. Evet, şimdi bütün bu mesele şunun için dönüyor. 1 Ocak 2016'dan itibaren bu Suriye'deki siyasi çözüm yol haritası için düğmeye basılacak. O tarihten sonra iş savaşla değil diplomasiyle daha çok ağırlıklı çözülmeye çalışılacak. Ve Esad yönetimi de Suriye'nin, İran'ın ve Hizbullah'ın desteğiyle o tarihe kadar mümkün olduğu kadar en fazla alanı hakimiyetine geçirmek istiyor. Şimdi bu Türkmen bölgesine yapılan saldırının şöyle bir coğrafi stratejik hedefi var. Hatay'da sınırımıza 20 kilometre yakında bir kent var. Söylemekte biraz zorlanıyorum. Cisr-er-Şuur diye bir kasaba. Orayı aldıkları takdirde Laskiye'den İdlib'e, İdlib'den de Halep'e giden bir koridor açacaklar. O nedenle bu Türkmen Dağı hayati bir önem taşıyor Esad için ve Esad eğer burayı almayı başarırsa muhalifleri önemli bir yenilgiye uğratmış olacak. Bu nedenle de Esad'ın yoğunlaştığı mesele IŞİD'le savaşmak yerine oradaki muhalif güçlerle savaşmak yönünde. Şimdi Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu ile biz dün konuştuk. Bugün Hürriyet'te de söylediklerini kısmen aktardım. Bence tablo şu, bir kere Türkiye Suriye'yi ciddi anlamda uyarmış. Yani bir son dakika var, onu da hemen aktaralım Deniz. Çünkü çok sıcak bir bilgi ve çok daha önemli gelişmelere de beraberinde getirebilir. Suriye sınırında Suriye tarafına bir savaş uçağı düştü. Suriye buna tarafında ait, mı? Suriye sınırında Suriye tarafına, yani sınırda düşürülmüş. Kime ait olduğu bilinmiyor. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki dönem önemli bir gelişme. Önemli bir gelişme. Yani bu herhangi sınır bir sınır ihlali olduğu için Türkiye tarafından düşürüldü ve Suriye tarafına uçak düştü mü? Evet. Yoksa uçak mı yoksa bir hava aracı mı? İnsansız hava aracı mı bu? İHA mı acaba? Bir savaş uçağı. Savaş uçağı. Yani çok yeni bir bilgi. Peki. Elimizdekiler sadece bu kadar. Şimdi bu detaylandıramıyorum. Bu uçağın kime ait olduğuna bir bakmamız lazım önce. Evet, düşen bu uçağa ve düşüren tarafa bakmak. Bu uçak bir Rus uçağıysa ve düşen pilot hayattaysa ve pilot IŞİD'in eline geçtiyse başka bir durumdur. Bu bir Suriye uçağıysa uçağı Türkiye mi düşürdü? Başka biri mi? Oradaki çünkü yerel unsurların... Bütün bu bilgiler yok değil mi arkadaşlar? Yerel unsurların uçak düşürme kapasiteleri sınırlı. Ellerinde uçak savar olan çok az sayıda grup var. Müttefiklerden biri mi? Yani bir Amerikan uçağı mı düştü? Başka bir ülkenin uçağı mı düştü? Bilgi yok bildiğim kadarıyla şu anda. Yok. Ben yani afaki bir yorumda yapmamak için. Ama şunu söyleyeyim. İlettiğini iletmek müttefik gibi uçakların olası bir düşürülmesine karşı İncirlik üstünde Amerikan kurtarma birlikleri, özel yani bu işlerle uzman komandolar, kurtarma birlikleri duruyor idi. Ama kim, hangi uçağın düştüğünü bilmediğimiz için şu an bu konuda bir yorum yapamıyorum ben de. Bir takım bilgiler var ama ben doğruluğunu teyit etemediğim için vermek istemiyorum. Birazdan zaten gelişmelere bakalım. Ben de tam o noktaya gelecektim. Rusya'ya yapılan uyarıda, pardon, bu uçuşların Türkiye'nin sınırının sıfır noktasında olduğuna dikkat çekilmiş.
Yani sınırımızın sıfır noktasında uçuyorsunuz. Hı-hı. Hava sahamızı ihlal ederseniz angajman kurallarımız geçerlidir ve gereğini yaparız diye ciddi bir uyarı yapılmış Rusya'ya. Rusya'da hayır böyle bir durum ortaya çıkmayacak diye garanti vermiş. Hatta bildiğim kadarıyla Rusya Genelkurmay Başkanlığı vurdukları, hedef aldıkları grupların işte siviller değil, El Nusra gibi, Ahrar-Rusham gibi terör örgütleri olduğu bilgisini paylaşmış Ankara'yla. Yani böyle de bir durum var. Bölgede Türkmenler, Türkiye Türkmenlerin haklarını elbette ki sonuna kadar savunuyor ama Türkiye'nin de böyle bir çıkmazı var. O bölgede sadece Türkmenler yok, aynı zamanda El Nusra gibi, Ahrar-Rusham gibi Türkiye'nin de terör örgütü olarak ilan ettiği gruplar var. Ve Suriye'de bunları bahane ediyor bu operasyonlar için. Ama gerçekten bir kritik bir durum var. Kritik bir durum var. Şimdi, bu Türkmenlerin dolayısıyla da Türkiye daha fazla Suriye'nin içine girebilir. Türkmenlerin yaşadığı büyük bir insanlık dramı, oraya Türkiye'nin tabii kayıtsız kalabilmesi pek mümkün değil insani nedenlerden de ötürü. Fakat bir taraftan da Türkmenlere uçak savar vermeye kalkarsa ya da kalksaydı Türkiye ve o uçak Türkmenler onlarla mesela Rus uçaklarını düşürmüş olsalardı, bu da farklı yeni bir durum oluşturabilirdi Türkiye bakımından. Yani her halükarda Türkiye'nin daha fazla Suriye'nin içine girmek durumunda kaldığı, çekildiği bir ortam var. Zaten çok zor durumda Türkiye. Yani buraya gelen 2,5 milyon dolayında Suriyeli'den ötürü büyük bir baskı altında, mali olarak aynı şekilde. Irak Hava Yolları İstanbul Türkiye uçuşlarını durdurdu. Çünkü ben burada söylüyordum, yani Rusya o kadar füze fırlattığı sürece sağdan soldan her yerden Rus füzesi uçuyor, Rus füzesi uçuyor, Akdeniz'den fırlatıyor, Hazar'dan fırlatıyor. Bu bütün uçaklar bakımından büyük bir güvenlik teşkil ediyor. Türkiye'den Irak'a şu anda tarifeli seferler var. Devam ediyor bu seferler. Evet. Körfez ülkelerine seferler var. Bu uçaklar bunlarla yolcu uçakları vurulabilir yanlışlıkla. Dolayısıyla yani çok berbat bir durumun içindeyiz. Çok karmaşık, çok ve karmaşık zor, bir durumun bir içindeyiz. Bu arada AFAD ve Kızılay olası yeni göç dalgalarına karşı hazırlık yapıyor. Kızılay Başkanı Akar şu an Kızılay'ın sınır ötesine kurduğu kamp yok dedi. Dün bu yönde haberler vardı biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Türkiye toplanma çağrısı yapıyor. Türkmenler silah istiyor ve 2000 Türkmen tümeni büyük bir direniş gösteriyor ama zor. Esad da bu dağları, tepeleri ele geçirirse tam sınıra geliyor Esad güçleri Türkiye ile. Komşu oluyor yeniden 3,5 yıl sonra. Ve Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde en sıcak temas 29 Kasım'da yapılacak. Zirvede kurulacak. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak davet etti. Orada Avrupa Birliği Türkiye'ye mülteci sorunu için 3 milyar euroluk bir mali destek verebilir. Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti görüşülebilir. Ve Avrupa Birliği üyelik süreci yeniden müzakereler canlandırılabilir. İşte bunlar görüşülecek o zirvede. Ne olacak bu sorun? Nasıl açılacak kriz? Avrupa ne diyecek? Bakacağız, göreceğiz. Doğan Haber Ajansı'nın Ebru Notu. Bir reklama gidelim sonra verelim, olur mu? Kısa bir ara.